Herkese merhaba. Bugün GoPro Hero 12 için bence en önemli aksesuarlardan biri olan medya mod hakkında konuşacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bugün sizlerle birlikte GoPro 12'mize harici mikrofon bağlamak için kullanacağımız MediaMod'un kutu açılışını gerçekleştireceğiz ve sizinle birlikte GoPro cihazımıza bağlıyor ve test ediyor olacağız. Bu bölümde size biraz sesim uzaktan gelecek. Neden? Biliyorsunuz bu DJI mic'imiz var, yaka mikrofonumuz. Bunu GoPro'ya şu an sizinle birlikte bağlayacağımız için mevcut kameranın dahili mikrofonunu kullanarak bu videoyu çekmek zorundayım. Peki nedir bu MediaMod? Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Bu MediaMod'un üzerinde dahili mikrofonu 3.5 mm jack girişi, HDMI çıkışı ve USB-C girişi, yani Type-C girişi var. Şimdi bu MediaMod'un yanında yine GoPro'nun satmış olduğu aksesuarlar var. Nedir? İşte tepe flashlar, monitör, dahili monitör, yine üst kısımda bu kol şu adaptör deniliyor. Bakın şurada. Şimdi biz buna DJI Mic'i bağlayacağız. Aynısından tepe kısmında da var. Bu tepe kısmını denk gelecek şekilde DJI Mic'imizi bağlayacağız. DJI Mic'ten harici mikrofonumuz, biliyorsunuz kaliteli bir mikrofon. GoPro'ya bağlantısını yapmak için GoPro'nun dahili USB-C portunu kullanamıyorsunuz. Bunun için bu aksesuarı alıp bu aksesuardaki 3.5 mm girişini ya da Type-C portunu kullanmanız gerekiyor. Biz de bu yaka mikrofonumuzu GoPro'da kullanmak için bu MediaMod'u aldık ve sizinle birlikte test ediyor olacağız. Şimdi gelelim kutu açılışına. Aynı şekilde daha önceki cihazları açtığımız gibi her GoPro cihazının aksesuarında da kendinde de olduğu gibi altında bu şerit var. Şeridi bu şekilde açtığınızda aksesuarımız açılmış oluyor. Hemen kapağını kaldırdığınızda bakalım bizi neler karşılıyor. Yine evraklar, kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Bakın MediaMod'un görünüşü şu şekilde. Buradan GoPro'nun standart bağlantı aparatları çıkıyor. Bunun dışında bir adet yine bağlantı vidası koymuşlar. Şöyle netleyelim. Bu bağlantı vidaları ve aparatlar bizim çok işimize yarayacak ilerleyen dönemlerde. Ve MediaMod aksesuarının kendi geliyor. Şimdi size sürekli söylüyorum. Koltuktur, haltuktur. Bu nedir? Hemen inceleme modumuza aldım kameramızı. Bakın. Koltuktur, haltuktur denilen. Benim anladığım kadarıyla hat olan bu işte burada elektronik devre, flash vesaire bağlanan. Bunu internetten araştıralım. Bakın siz de yorumlar kısmına yazın. Kolt olan da burada hiçbir bağlantı olmayan, sadece soket olan diye biliyorum. Ama bunu yanlış biliyor olabilirim. Dediğim gibi şu an tamamen ezbere konuşuyorum. İnternetten vesaire de araştırmadım. Bakalım yorumlar kısmında eğer yanlışsa beni uyarın. Ben de sizinle birlikte ne olduğunu öğreneyim. Bunun dışında burada bu şuyu bağlayacağımız, yani DJI Mic'in, bak alıcıyı da çıkaralım sizinle birlikte. DJI Mic'in alıcısını. Aslında ben sürekli adaptör diyorum sanırım videonun başından beri. Bu yanlış. Bu yuva. Adaptör olan bu. Bakın şurada. Hat şu bağlantı adaptörü. Kolt şu bağlantı adaptörü. Şimdi bu kolt şu yuvasına bunu nasıl bağlıyoruz? Bakın hemen sürgülü sistem. Bunu bu şekilde itmek suretiyle buraya takıyor olacağız. Gördünüz mü? Artık burada alıcımız var. GoPro'yu bunun içine taktığımızda bunun arkasındaki burada bakın jack bağlantı girişleri var. Şöyle size netleyeyim. Burada 3.5 mm bağlantı girişi var. Onun üstünde bakalım Type-C girişi var. USB-C girişi. Şöyle görüyorsunuz. Onun üstünde de HDMI çıkışı. Yine HDMI portu var. Buradan direkt monitörünüze çıkış alabiliyor olacaksınız. Şimdi biz tabii bu DJI alıcıyı çıkarıp cihazımızı bu aksesuarın içine monte edeceğiz. Bu da çok sağlam yapmışlar. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Kanter içinde kaldım. Bakın buraya eğer şu bölümüne bir şey takarsanız çıkarması çok zor. Aklınızda olsun. Yani en azından bunu çıkarması çok zor. Eğer DJI Mic bağlantısı yapılacak olan varsa MediaMod'a muhakkak bu videoyu izleyip bunu tecrübe etsin. Ben gerçekten çok zorlandım. Yani buraya girdi ama çıkması zor oldu. Zaten otururken de zor. Bakalım yan tarafta da öyle mi? Yan taraf biraz daha böyle tatlı. Bakalım. Onu artık zaman içerisinde çözeriz. Şimdi gelin sizlerle birlikte GoPro'muzu MediaMod'a takalım. MediaMod'un yanında girse girişlerini gösterdim. Girişleri kapatalım. Aynı kapak açar gibi, GoPro'nun kapağını açar gibi şu aşağı doğru çekerek açtığınız bir kapağı var. Bunu açtıktan sonra GoPro'muzun kapağını açacağız. GoPro'nun kapağını açtıktan sonra bu çok kolay. GoPro'nun kapağını yukarı doğru kaldırıp kendinize doğru çekin. GoPro kapağını bırakacak. Sonra bakın burada Type-C yuvası görüyor olacaksınız. Buradaki Type-C yuvasına karşılık gelecek şekilde
itmek suretiyle takacaksınız. Biraz tatlı sıkı gidiyor, haberiniz olsun. Girdi. Oo, bayağı da haşırt diye girdi. Sonra bunu kapattıktan sonra, yani işlem tamamlandıktan sonra kapağını kapatıyor olacaksınız. Tık dedi ve kapandı. Gördüğünüz gibi artık MediaMod eklentisine sahip güzel bir GoPro'muz oldu. Şimdi bu GoPro'ya 3.5 mm jack'ıyla, tekrar göstereyim size, 3.5 mm girişiyle ya da üstündeki Type-C girişiyle herhangi bir aksesuar, mikrofon bağlayabiliyor olacağız. Şimdi biz 3.5 mm girişiyle DJ'imizi bağlayalım. Çok fazla itmiyorum. Deminki gibi çıkarmakta zorlanmayalım. O zaten çıkartak zamanla yalama olur, düzelir. DJ mic'imizi de açalım buradan. Ben şimdi kendime doğru taktım. Hani kendi kendime çekiyor gibi. Şu şekilde size göstereceğim. Sonra ne yapalım? DJ mic'in içinden çıkan daha kısa bir kablosu vardı. Orijinal. Hatırlarsınız eski videolarda. Bunu hemen out kısmına takıyorum. DJ'imizin. MediaMod aksesuarımızın en altta bulunan 3.5 mm girişine takıyorum. Artık harici mikrofonu olan bir cihaza sahibiz. Şimdi hemen sizinle birlikte bir mikrofon eşleştirelim. Kaç numara eşleşecek? 1 numara. Hemen size yaklaştırayım. Bakın. Alo. Ses. Merhaba. Merhaba. 1 numaralı mikrofonumuz buraya eşleşti. Şimdi GoPro cihazımızı açalım. Bak, MediaMod Connected diye buraya geldi. Sizlerle birlikte yapalım işlemleri. Evet, okuyorsunuz. Bakın, MediaMod Connected diye buraya geldi. Dokunduğunuzda bakın altta yeşil çubuk artık benim bu mikrofondaki sesimi duyup oynamaya başladı. Görebildiniz mi? Ses, deneme, test, 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 ses. Gördüğünüz gibi artık 3.5 mm jack'ımızdan DJ mikrofonumuzu harici olarak yakamızı asarak kullanabiliyor olacağız. Şu size çevriliyken hatta yaka mikrofonumuzu takalım. Sizin için bir test videosu da çekeyim. Evet, yaka mikrofonumuzu taktım. Bakalım neymiş? 4K 30 FPS'te şu an ayarlı. Hemen bir video başlatalım. Evet, merhaba. Gördüğünüz gibi ikinci bir kameramız daha oldu. Ben bunu bir şekilde videoya eklerim. Şu an hem buradan hem buradan beni görebiliyor olacaksınız. Ben sesi sizin için GoPro'dan alacağım bu saniyeden itibaren. Onu ayırırım. Artık GoPro'dan benim sesimi duyabiliyorsunuz. Ve kaydımızı GoPro'dan gerçekleştiriyoruz. Hem bakarız. Şimdi ben şeyi de kurguda kontrol ederim. Yani Canon'a göre görüntü ne kadar değişik, ne kadar farklı. Şu an 4K 30 FPS'te çekiyor diye hatırlıyorum. Ne kadar güzelmiş böyle iki kamera çalışmak yine. Beğendim. Bunu da şöyle kendi yerine alalım. Kadrajını alalım bunu. Evet. Biraz daha indirelim. Evet. Şu an iki kamera çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Bu buradan beni takip ediyor. Bu da buradan beni takip ediyor. Ben size bu GoPro'nun ara görüntüsünü ekliyor olacağım. Bu GoPro ile kaydettiğimiz sesi, görüntüyü görün istiyorum. Bu aradaki işte artık 1 dakika, 2 dakikalık bölümü GoPro'dan takip edeceksiniz. Şimdi tekrar Canon'a dönelim. Canon R10'dan ben size GoPro'nun kalan bir tane güzel özelliği daha var. Onu da göstereyim. Şimdilik GoPro'dan size elveda. Canon'dan devam edelim. Kapatıyorum. Bu buradan beni takip ediyor. Bu da buradan beni takip ediyor. Videoda biraz göz attım. Gayet güzel olmuş. Şimdi size göstereceğim özellik. Bu DJ mic'imizi artık çıkaralım. Size göstermek istediğim son özellik, bu MediaMod ile kendi üzerindeki dahili mikrofondan daha güzel bir mikrofona da sahip oluyorsunuz. Şu an mesela kayıt başlatsak bu mikrofondan alacak. Ayrıca bu mikrofonun güzel bir rüzgar önleyicisi var. Bunu da size göstermek istedim. Üstünden şu şekilde buraya geçirerek bastırarak bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bu da izlediğim testlerde rüzgar sesini bayağı bir kesiyor. Sizinle bir test daha yapalım. Bakın bunun Type-C girişi var. Bakalım bu Type-C girişinden şarj oluyor mu? Benim burada hemen hazır bağlı bir Type-C kablom var. Bu Type-C kabloyu sizinle birlikte hemen bağlayalım. Hatta bakalım şu an elektrik veriyor olmalı, ışığı var. Harika. Bakın yaptığımız teste göre senetliyim. Yukarıda pilin yanında şimşek işareti çıktı, gördünüz mü? Şarj başladı. Sökeceğim bakın. Söküyorum. Pilin yanındaki şimşek işareti gitti. Ben ön kameradan da görebiliyorum.
Bu harika oldu. Yani dışarıdan da çok zordu kapağını kaldırıp şarj etmek. Hemen buradan şarj ediyor olabileceğiz. Ayrıca yine böyle Type-C girişli aksesuarlarımız bağlayabiliyor olacağız. Yani bu konuda ben gerçekten GoPro'nun bu MediaMod eklentisinin olmazsa olmaz olduğunu düşünmekteyim. MediaMod aksesuarı da bu şekildeydi. Herhangi bir hat şu, kolt şu destekleyen cihazı buradan üstten yandan bağlayabiliyor olacaksınız. Bu tepe flaşlar var. Küçük ledli, şarjlı. Tepe flaşları buradan bağlayarak flaşları buradan, ışıkları buradan kullanabilirsiniz. Yani burada video çekerken sizi aydınlatır. Benim DJI kullanırken harici mikrofon kullanmam gerekiyor. Bu gerekliliği de bu MediaMod sayesinde çözmüş bulunmaktayız. Yani GoPro'yu bu şekilde artık modifiye ekleye ekleye, üstüne katlaya katlaya çok daha profesyonel, işlevsel hale getiriyor olacağız sizlerle birlikte. Eğer bu cihazı daha kapsamlı, daha böyle işlevsel bir şekilde kullanacaksanız MediaMod aksesuarına sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. En azından benim işime çok yarayacak. O zaman MediaMod ile ilgili sizinle konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Hepinize vakit ayırdığı için teşekkür eder. İyi günler dilerim.